Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Eğitimimize Java nedir sorusuyla başlayalım. Öncelikle bu derste herhangi bir kurulum, herhangi bir kod yazımı olmayacak. Yalnız eğitim serisi boyunca ihtiyaç duyacağımız ve çok defa kullanacağımız bazı kavramların üzerinden geçmek istiyorum. İlk olarak basitçe Java'nın ne olduğundan bahsedelim. Java sadece bir programlama değil, dili değil, bir teknoloji topluluğudur. Ne demek istiyoruz burada? Yani biz aslında Java ile sadece tek bir bilgisayarda çalışan uygulama yapabileceğimiz gibi web tarayıcılarda çalışan appletlerden tutun da sunucu tabanlı web uygulamaları ve de son dönemlerde oldukça popüler olan mobil uygulamalar, mobil cihazlar için uygulamalar geliştirebiliriz. Yani gördüğünüz gibi pek çok farklı ortamda uygulama geliştirebiliyoruz. Bu da bizim neden Java öğrenmemiz gerektiğine dair en önemli kanıt. Platform bağımsızdır. Bu lafı çok duydunuz ya da duyacaksınız. Windows'ta Java için yazdığınız bir uygulamayı alıp aynen hiçbir değişiklik yapmadan bir Linux veya bir Macintosh makinede de çalıştırabiliyoruz. Bu gücü sayesinde de Java oldukça popüler bir dil. Nesneye yönelik bir programlama dilidir diyoruz. Nesne kavramını çok kere duyacağız. Zaten uygulamalarımız da buna yönelik olacak. Şu an için size yabancı gelebilir bu kavramlar. Merak etmeyin. İlerleyen zamanlarda uygulamalarımızı, dersleri anlattıkça, uygulamalarımızı yaptıkça hepsine aşina olacaksınız. Ve Java uygularken aslında vazgeçemeyeceğiniz kavramlar olacak. Şimdilik bu kadar söylememiz yeterli. Sonuçta Java 20 yılı aşkın süredir kullanılan bir dil olduğu için 20 yıl boyunca insanların geliştirdiği pek çok programlama aslında bizim için şu an hali hazırda kullanmayı bekliyor. Böyle büyük bir geçmişi olmasından dolayı her türlü ihtiyacımıza yönelik kütüphaneyi bulmak mevcut. Programlamada bir kavram vardır. Hani bir şeyi yaparken tekerleği yeniden icat etme, var olanı kullan diye. Biz de uygulamalarımız büyüdükçe büyüyen ihtiyaçlarımıza yönelik bir çözüm ararken bunu sıfırdan yapmak yerine aslında bununla ilgili daha önce yazılmış, edinilmiş tecrübe var mı bunu araştırıp varsa onunla ilgili kütüphaneyi kullanmak son derece kolay ve yararlı olacaktır. C ve C++ bilen arkadaşlar varsa eğer pointer kavramı vardır bunlarda ve uygulamaları geliştirmeyi oldukça zorlaştırır. Java dilimizde pointer kullanmıyoruz ve de Java yorumlanan ve derlenen bir dildir diyoruz. Ne demek istiyoruz burada? Derleyici ve yorumlayıcı kavramların üzerinde biraz duralım. Derleyici bizim yazdığımız kaynak kodun çalıştırılmadan önce makine koduna çevrilmesi işlemine deniyor. İngilizce karşılığı compiler'dır. Bu işlemin bir avantajı bir de dezavantajı var. Avantajlı tarafı proje bir kere derlenip çalıştırıldığından dolayı performans sağlar. Dezavantajı ise derlenen kod belirli bir işlemci türü ve işletim sistemine göre yapılacağından her platformda çalışmaz. Ki biz ne dedik? Java platform bağımsızdır dedik. Yani Java'da sadece derleyici olsaydı platform bağımsız olamazdı. Peki yorumlayıcı ne demek? Makine koduna çevrilme ve de çalıştırma işleminin aynı anda yapılmasına deniyor. Buna biz yorumlama diyoruz. Bu işi yapan yapıya da yorumlayıcı diyoruz. Bu derleyiciye göre tabii ki iki iş aynı anda yaptığı için biraz yavaştır ama her işletim sistemi için bir yorumlayıcıya sahip olduğundan platform bağımsızlığını sağlar. Java o yüzden derleme yorumlayıcı işlemlerini bir arada kullandığından platform bağımsız oluyor. Nasıl oluyor? Ben bir sınıf oluşturduğumda, bir Java kodu yazdığımda bu .java uzantılı bir dosyada saklanıyor. Derleme esnasında bunlar byte koda çevriliyor ve bu çevrilen byte kodlar uzantısı class olan dosyalarda tutuluyor. Ve daha sonra bu dosyalarda JVM tarafından yorumlanıyor. Peki JDK, JRE ve JVM kavramları nelerdir? Bunları çok duydunuz veya duyacaksınız ve de kullanacağız. Şimdi burada tek tek üzerinde şöyle kısaca durmak gerekirse JDK dediğimiz Java
Development Kit diye geçiyor. Zaten içinde development geçiyor. Yani geliştirici. O yüzdendir ki herhangi bir kişi Java'da veya Android için bir uygulama geliştirmek istiyorsa öncelikli olarak bunu bilgisayarına kurması gerekiyor. Çünkü buradaki bu kütüphane bizim uygulamaları geliştirmemize ve derleyip çalıştırmamızı sağlayan araç. Bir de JRE diye bir kavram var. Bu da aslında son kullanıcının kullandığı bir yapı. Yani herhangi bir Java geliştiricisi veya Android geliştiricisi değil bu. Ama var olan bir Java uygulamasını kullanmak istiyor. O zaman ne yapması lazım? Bu JRE paketini bilgisayarına kurması lazım. Biz JDK'ya kurduğumuzda zaten içinde JRE otomatik olarak geldiği için ayrıyeten gidip bir de JRE kurmayacağız. Bundan da bir sonraki derste zaten detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Ve de JVM diye bir yapımız var. Bunun da açılımı Java Virtual Machine, Java Sanal Makinesi diye geçiyor. Geliştirdiğimiz uygulamaları bilgisayarlar üzerinde çalıştıran sanal araçtır. Bakın, derlenmiş bytecode'ları yorumlayıp her işletim sistemine uygun komutlara dönüştürdüğü için bizim Java'ya platform bağımsızlığı gücünü veren yapı aslında bizim neyimiz? Java Virtual Machine'imiz. Nasıl oluyor? Ben eğer Windows'ta bir uygulama geliştiriyorsam oraya uygun JVM'yi kuruyorum. Linux'ta geliştiriyorsam ona uygun. Daha sonra herhangi bir ortamla yazılan Java uygulamasını ortam ayırt etmeksizin JVM olan bir yerde çalıştırmış oluyorum. Bir de yine eğitim serisi boyunca çok defa duyacağımız bazı kavramlar var. Bazılarının üzerinde şöyle kısaca duralım. Öncelikli olarak package diye bir kavramımız var ki paket anlamına geliyor. Bu yapı sınıfların kullanımlarını kolaylaştırıp düzenli durmalarını sağlar. Yani aslında bizim bilgisayarımıza nasıl ki MP3'leri bir dosyada, resimleri bir dosyada, videoları bir klasörde diyelim, dosya demeyelim de saklıyorsak kodlarımızı yazarken de aslında ne yapacağız? Belli amaca uygun olanları veya belli bir amaca hizmet eden yapıları bir paket altında toplayacağız. Bu da ne yapacak? Yarın öbür gün bir geliştirme yaptığımızda veya bir hata yaptığımızda aynı amaca hizmet eden şeyleri tek bir yerde toplayıp derli toplu uygulamamızı büyütmemizi sağlayan yapı. Daha sonra object yani nesne kavramı karşımıza çıkıyor. Çünkü Java nesneye yönelimli bir programlama dili ve de nesne kavramının üzerinde de şöyle kısaca bir bahsedecek olursak aslında etrafımızda gördüğümüz yapıları bilgisayara göre modellemeye biz class diyoruz. Ve bu class'lardan oluşturduğumuz örneklere de nesne diyeceğiz. Nasıl ki insanı düşünelim. Yani insan ne yapar? Yaşı vardır, adı vardır, değil mi? Bir de insanın yaptığı bazı eylemler vardır. Yürümek gibi, yaşamak gibi, uyumak gibi vesaire. İşte burada bizim sınıfımız insan ise o sınıftan türetilen bir kişi de o sınıfın objesi yani nesnesi oluyor. Ve de o sınıfın içinde o insanın yürümesi, koşması vesaire bunun gibi yaptığı eylemlere de biz metot diyeceğiz arkadaşlar. Umarım korkutmuyordur bu kavramlar sizi. Zaten ilerleyen derslerde bunların üzerinde çok detaylı duracağız ama genel olarak bu yapıları duyacağız ve kullanacağız. Dedik işte Java nesneye yönelimli bir dildir ve bu özelliğinden dolayıdır ki Java'mıza bazı özellikler böylece Java'mız mesela modüler oluyor. Ne demek modüler? Yani siz bir amaca hizmet eden bir sınıf yazıyorsanız bu diğer sınıflardan soyutlanıyor. Böyle olunca da ne oluyor? Yani onlardan bağımsız bir şekilde geliştirme yapabiliyorsunuz. Böylece uygulamanızı hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz ve yarın öbür gün değişen bir istek karşısında yani bir ay uğraşıldı, bir proje çıkarıldı, müşteri yeni bir eklenti istedi. Bu eklentiyi yaparken eğer siz var olan yapıyı bozmadan ilerlemek istiyorsanız nesne yönelimli bir program olan Java'yı kullanabilirsiniz. Ve işte bu sayede de sizin uygulamanız modüler olacaktır. Daha sonra yine nesne yönelimli programlama sayesinde biz belli sınıfların bilgilerini başka sınıflara vermiyoruz. Herkes kendi içinde kendi bilgisiyle uğraşıyor.
istediği bilgileri dışarıya açabiliyor ama genel olarak birbirinden bağımsız çalışıyorlar. Ve de bu sayede yine biz yazdığımız bir projede yazdığımız kodu başka bir projede tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Ve projemizi geliştirirken bir hata alınma durumunda ilgili hataya çok kolay bir şekilde müdahale edebiliyoruz arkadaşlar. Evet, bu dersimizi burada bitirelim. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste devam edeceğiz.